Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve şu an Engineering nedir ne değildir videomuzun ilk bölümündeyiz. Bu video serisi nedir diye soracak olursanız, basitçe Engineering ne işe yarar, neleri yapabilir ve nasıl bir class'tır? Bunu hızlıca bir özetlememiz gerektiği takdirde bir şey fark ettim ki bu özeti Engineer oynamamış kimse anlayamayacak, ancak gene de söyleyeceğim. Engineer abuk bir class'tır. İngiliz anahtarıdır ve artılarına gelecek olursak engineer olmasıdır. Eksilerine gelecek olursak engineer olmasıdır. Evet, ve şu an engineer oynamamış kimsenin gram anlamadığı, ancak engineer oynamış herkesin oha fazla doğru bir tanımlama dediği bu tanımlamayı yeşimize göre şimdi asıl bu videonun hedef kitlesi olan engineer bilmeyen ancak öğretmeye çalıştığım kişilere gelelim. Engineer İngiliz anahtarıdır tanımlaması gene doğru bir tanımlama, çünkü engineer oyunda neredeyse her işi yapabilen bir class. Mühendis kafası gibi düşünebilirsiniz ki zaten mühendisin olayı da olur. Her haltı yaparsın. O yüzden ismi cuk oturmuş bir class. Engineer'in genel özelliği gene oyun içerisinde çoğu işi yapabilmemizdir. Kendimi tekrarladım, biliyorum. Peki bu nasıl oluyor? Çoğu işi yapabiliyorsa neden herkes engineer oynamıyor? Çünkü çoğu işi yapıyor. Ancak hiçbirinde kusursuz değil. DPS konusunda bir warrior kadar efsane değiliz. Tanklama konusunda bir guardian'ın yanına bile yaklaşamayız. Mobility olarak Tief'le yarışabiliriz aslında benim görüşümde. Ancak gene de Tief önde oluyor. Gibi düşünebiliriz. Ancak size her koşulda bir şekilde bir fonksiyon sağlayacak bir class. Ve bu özelliği yüzünden oyunun en zor class'ı. Çünkü kendi içerisinde inanılmaz derecede değişkenlik gösteren bir class. Engineer'ın ilk göze çarpan özelliklerinden bir tanesi de diğer pek çok class'ın aksine şurada bir adet weapon swap tuşumuz yok. Çünkü engineer combat esnasında weapon değiştiremeyen oyundaki iki class'tan biri. Evet, weapon değiştiremiyor. Silah combat esnasında tek bir silah setine sahip gibi duruyoruz. Duruyoruz kısmına dikkat çekmek istiyorum. O yüzden de engineer biraz değişik bir class bu noktada. Bu arada duruyoruz kısma dikkat çekmemiz sebebi skill'ler videosunda gözükecek. Neyse, engineer'in işe yaradığı noktalara gelelim. Güzel bir conditioner, güzel bir power'dır, güzel bir farm'dır, hatta kusursuz bir farm'dır. Oyundaki en iyi farm karakteridir, çünkü hem yüksek bir mobility'ye sahip, hem iyi bir damage'e sahip, hem de harika bir alan yeteneğine sahip. O yüzden de farm için engineer genelde en çok tercih edilen class olarak anılabilir. Dezavantajlarına biraz gelelim. Bir light armor class olduğu için dayanıklılığı çok yüksek değil. Doğru build yapmanız takdirde. Yani dayanıklılığı kolayca ölebilirsiniz. O aklınızda bulunsun. Fakat düzgün bir build ya da düzgün bir oynamayla bu olay ortadan kaldırılıp güzel bir tanka da dönüşebilir engineer. Diğer yandan engineer'in diğer bir dezavantajı conditioner'a fazlasıyla zayıf. Ki kendisi güçlü bir condition karakteri olmasına rağmen. Fakat condition silme yeteneğinin yüksek olmasından ötürü, daha sonra en azından kendisinden condition silme yeteneğinin yüksek olmasından ötürü dikkatli bir oyuncu bundan kurtulabilir. Diğer bir noktaya deneyelim. Ve şuraya denk geldim. Engineer combat esnasında çok fazla oyuncu için bile değişkenlik göstermesi gereken bir class. Bu da oyuncu için inanılmaz bir zorluk gerektiriyor. Çünkü combat esnasında birden fazla şeye aynı anda dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bunun sonucu olarak kafanız karışabiliyor. Çok hızlı karar vermeniz gerekiyor. Cooldownlarınız genel olarak düşük olduğu için bazı noktalarda, daha doğrusu
bir detaydan ötürü düşük gibi sayabildiğinizden ötürü gene çok fazla değişkenliğe ihtiyacınız var. Ve genel olarak sizden beklentiler de değişebiliyor. O yüzden oyunun en zor klasına hoş geldiniz. Fakat Engineer eğer keyif aldığınız takdirde kendisini oynatan bir klas. Yani kısacası Engineer'den keyif almayı başardığınız takdirde öğreniyorsunuz. Bir şekilde öğreniyorsunuz bu klası ve sonucunda da bir şeyler yapabilmeye başlıyorsunuz. Engineer'ın son zamanlarda biraz rağbet görmesinin sebebi güçlü bir condition build'ı olduğu için yeni gelen raid'lerde inanılmaz derecede rağbet görüyor. Çünkü raid'lerde condition'a ihtiyacımız var. Hem de inanılmaz derecede fazla condition'a ihtiyaç var. O yüzden de Engineer bu bayağıdır rağbet görmüş durumda. Peki, şimdi Engineer'ın diğer bir noktasına değineceğiz. Silahları. Silah değiştiremediğinizden bahsetmiştik. Fakat silahların kendisinden bahsetmedik. Şu an sırtımdaki çekici umursamayın çünkü ona bu videoda değinmeyeceğim. Kendisi Engineer'ın eliti olan Scrapper'la beraber gelen bir olay. Scrapper bu video ağacı Engineer nedir ne değildir'in en sonuna gelecek bir detay. O yüzden önce size rifle. Kendim normalde rifle kullanmadığım için elimde oyunun en dandik rifle'ı var. Gerçekten bu videodan önce Blackline'a girip oyundaki en ucuz rifle'ı aldım. Şu. Ama değişmiş gene sıra. Hangisiydi benim aldığım? Ha şuydu. Evet bunu aldım. Ha bu da değilmiş. Neyse. Sanırım bitmiş ya da sırası değişmiş olabilir. Öykeniz oyunun en dandik rifle'larından bir tanesi. Rifle'ımızı tanıyalım. Rifle power odaklı bir, yani DPS odaklı bir silahımız. Damage'ı diğer silahlara göre en yüksek olan bu. Göze çarpan yani skill'lerine gelecek olursak oto atağımız hip shot. Kendisi güzel bir damage vuran, tabii şu an en dandik rifle olduğu için DPS'in inanılmaz düşük duruyor. Güzel bir damage vuran, range'i güzel ve projectile combo finisher olan ama %20 şansla bir atak. Yani kısacası hızlı bir DPS. İkincisi, gene range'i güzel bir immobilize skill'i. Şu şekilde fırlatıp hedefin kımıldamasını engelliyorsunuz ki bu combat esansına inanılmaz derecede işe yarayan bir şey. Üçüncüsü, bir nevi shotgun gibi düşünebilirsiniz. Şu şekilde şarapneller atıyor ve bunlar hem bleeding sağlıyor hem de güzel bir damage sağlıyor. Yani hepsini tek, yani yakında şu mesafeden ateş ettiyseniz hepsini bir karakter player'a tutturabilirsiniz ve bayağı güzel damage vurur. Diğer yandan şu, kendisi düşmanı fırlatmanın yanı sıra bizi de azıcık geri fırlatıyor. Fakat düşmana uyguladığımız knockback'i hesaba katarsak bence gayet güzel bir trade ki kendinize stability basarsanız basmadı şu an. Ha doğru, bu basmıyordu. Kafa gitti. Stability basarsanız bunun knockback'i ortadan kalkıyor. Hatta kendi azıcık bir stability tutup gördüğünüz gibi fırlamadım. Sonrasında gelelim 5. skill. Jump shot. Kendisi hedef seçmeli bir skill ve range gene görece olarak kısa bir skill. Ancak şu şekilde fırlamanızı, fırlamaya başladığınız anda ve indiğiniz anda da damage vurmanızı sağlayan bir skill. Ve bu aynı zamanda bayağı işinize yarayan bir arkadaş. Neden işinize yarıyor diye soracak olursanız hem güzel bir DPS hem de jumping puzzle'larda ulaşamadığınız yere bu skill'i kullanarak bir nebze ulaşabiliyorsunuz. O yüzden de pek çok kişinin en dandikten olsa da rifle'ları, jumping puzzle'lar için inventörüsünde bulundurduğunu görebilirsiniz. Evet, rifle böyle bir silahımız. Aynı zamanda kendisi two-handed olduğu için tek slota oturuyor. Şimdi gelelim pistol. Pistol one-handed bir silah. O yüzden de sadece ilk 3 skillimizi doldurdu şu an. Eğer pistolün yanına
bir şey daha koymamız gerekiyor demek oluyor bu. Burada ikinci bir pistol ya da bir adet kalkan koyabiliyorsunuz. İkinci pistolümüzü koyduğunuzda bunu elde ediyoruz. Evet, ilk önce pistolü bir tanıtalım. İlk hatamız fragmentation shot. Güzel bir oto atak. Bleeding ve ortalama bir DPS vuran bir saldırı. Kendisi yine birden fazla hedefe vurabiliyor ki engineer'ın pek çok skill'i aynen bu şekilde çalışıyor. Birden fazla hedefe vurabiliyor. İkinci hatamız bu. Kendisi poison ve güzel bir DPS vuruyor. 5 adet dartı peş peşe atıyor. Üçüncü skill'imiz benim çok sevdiğim bir pistol skill'idir. 4 hedefe sekerek ateş ediyor. Yani bu bir hedefe çarptığında yanındaki başka bir hedefe, o da başka bir hedefe, o da başka bir hedefe çarpacak. 4 farklı hedefe çarpıyor. Olayı blindness, yani bir sonraki atağının ıskalamasına sebep olan bir olay. Ve daze atıyor. Yani pardon, daze ve confusion karıştırdım. Confusion atıyor. Yani bu ikisi çok güzel conditionlardır. Dikkatli kullanıldığında inanılmaz derecede işinize yarar. Şimdi ikinci pistolün skill'lerine geliyoruz. İlki bu. Kendisi inanılmaz derecede güzel bir burning skill'dir. O yüzden pek çok condition build pistol kullanır. Bazıları pistol kalkanı kullanır. Blowtorch ciddi anlamda sağlam bir burning sağlar. Ve bunun yanı sıra güzel de bir DPS de sağlar. Şimdi gelelim 5. skill'e. Glue Shot. Şu an bu alandan geçen bir düşman Immobilize ve Cripple alacak. Olayı bu. Kendisi güzel bir hedefi sabitleme skili. Sonrasında gelelim kalkana. Giyemedim. Evet, pistol kalkan. Bu güzel bir defansif kombinasyondur. İlk skillimiz genel bir Reflection skili, yani gelen saldırıları geri yansıtıyor ve bizi de koruyor. Ayrıca de ikinci kez tıkladığımızda şu şekilde güzel bir knockback atıyor, yani adamları geriye fırlatıyor. Beşinci skill gene güzel bir kalkan skili. Beraberinde stun da veriyor ve şunu kullandığımızda kalkan fırlatıp karşı tarafa, yani hedefe daze atıyor. Evet, pistol kalkan da bu şekilde. Ve şimdi gelelim engineer'in en ilginç kısımlarından bir tanesine, tool belt skill'leri. Bunlar şu skill'lere bağlı. Yani bunlar değiştiği takdirde tool belt skill'lerimiz de aynı hizadaki değişiyor. Tool belt skill'leri engineer'in şuraya koyduğu olay. Warrior'da burada bir adrenalin bar ve bir adet de F1 ile çalışan bir skill görüyorsunuz. Adrenalin bara bağlı. Thief'te burada bir onların silah skill'lerinde cooldown yok. Onun yerine geçen bir bar var. O ve skill çalmayla o skill'i kullanmak için 2 tane tuş var. Elementalist'te element değiştirmesini sağlayan 4 tane tuş var. Gibi gibi. Dolayısıyla da Engineer'da burada biraz ilginç bir durum var. Hem en fazla tuş isteyen klaslardan biri olmasını sağlıyor. Sanırım Mesmer'la yarışıyorlar bu konuda. Mesmer oynamadığım için çok bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla. Ve burası gene çok fazla değişkenlik gösteriyor. Toolbelt skill'lerimiz genel olarak bunların alternatif versiyonları oluyor. İksir kullanıyorsunuz, o iksirlerin fırlatma skili oluyor ki bu support konusu için avantajlı oluyor. Kit kullanıyorsanız o kitlerin ilginç bir ekstra skili olabiliyor. Değişik şeyler. Gyro'larda bu en değişik gösteren oluyor sanırsam. Neyse. Basitçe olay bu. Engineer böyle bir klas. Kendisi oyunun en abuk klası sayabileceğimiz şey. Ve bayağı değişkenlik gösterebilen, sakız gibi oradan oraya çekilen İngiliz anahtarı bir klas. Hiçbir şeyde mükemmel olmayacaksınız. Belki bir şey hariç, çünkü oyunun en mükemmel farm klasısınız. Ve oyunun en iyi condition klaslarından birisiniz.
Yani engineer oynayacaksanız hiçbir şeyde mükemmel olmayacağınızı aklınızda bulundurun. Ancak her şeyin ucundan yapabildiğinizi de yine aklınızda bulundurun. Ve build'larınızı yaparken bunu aklınızdan çıkartmayın. Yani kısacası engineer oyunun klaslar arasındaki Celestia'yı. Bu şekilde özetleyebiliriz. Neyse, daha fazla saçmalamadan önce izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin ilginler, iyi eğlenceler. Altta birkaç tane link bulabilirsiniz. Engineer hakkında ve bahsettiğim bir şarkı hakkında. Tabii şarkıdan bahsetmeyi unutmalıysam eğer. Engineer'ın ne olduğu hakkında bir şarkı. Mutlaka dinleyin. Bunun yanı sıra eğer bana destek vermek istiyorsanız Patreon, PayPal ve G2A linklerim aşağıda. Bana destek verirseniz benim çok hoşuma gider. Ve videoyu da beğenmeniz ve paylaşmanız yine her zaman beklenen bir şeydir. O zaman tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelerini günler. İyi eğlenceler.